Evet, oyun safı sütleri, ekmekleri, pizzaları, gel 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 mekana gel. Burada abi iş var, burada mekan var, burada kalite var. Bak başka dükkana gitme, rezil olursun. Paranı verme, gel bana. Adam çıktı. Beyler, adamın teki çıktı. Adam iflas etti, dükkanı kapadı. Yazık oldu. İnşallah ben böyle bir sorun yaşamam. İflastan dolayı kapamak zorunda kaldı. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün sizlerle beraber. Evet. Milyoner Simülatör oynuyoruz. Evet, bugün paraya para demeyeceğiz. Her yer para olacak. Elim istediğim şey o. Evet. Yine Noobus tabii ki ama şu an bugün bu videomuzda Robux sadece yemiyoruz. Neden? 2 Robux'um kaldı. Neden? Geçenlerde çektiğim video yüzünden şu an Robux kalmadı. Evet, neyse, önemli değil. Her şey Robux çözüm değil. Siz bunu dediniz değil mi? Ve bu arada arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle lütfen şu kamera, yani her videomda artık bunu söyleyeceğim yani. Kamera olmayan videolara çatır çatır abone gelebiliyor. Biz de mi öyle yapalım? Şimdi abone oluyor musunuz bari? Şu an kamera yok. Hı? Evet, oluyor musunuz? Olduğunuzu düşünüyorum. Ama siz benim suratımı görmek istiyorsunuz, o yüzden kamerayı açalım. Ama yine de olun arkadaşlar. Ve hemen şuradan Hot Dog Manager açalım. Niçin orta mekanda? Niçin? Neden? O bizim işimize mi yarayacak? Neden? Ne yapacak yani? Neyse, 1209 paramız varmış. Bu arada fazladan para kasabiliyoruz bilmiyorum ama. Evet, tamam, tıklıyorum dostum. İlle böyle göğsümü mü değdirmem gerekiyor? Allah Allah. La tıklıyorum oğlum, tıklıyorum ya, tıklıyorum. 100 kere mi tıklamam gerekiyor? Ne diyorsun ya? Allah Allah. You cannot bilmem ne bilmem ne diyor şimdi de. Terbiyesiz. Gidiyorum mekanıma ya. Çalışırım diyor, çalışın lan. Şu an otomatik para kastığımızın farkındayım ha. Gerçekten muazzam oldu. Dur şimdi. O zaman şöyle bir şey yapalım, buna bir çarpı 10 yapalım abi. Neden? Çünkü daha fazla para kasar. Sonra karşı tarafta da daha iyi şeyler becerebileceğimi düşünüyorum. Sonrasında ikinci hedef tabii ki $720 purchase, bunu alırsak daha da güzel olacak. Evet, tabii ki şunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın, en ince ayrılıklardan bir tanesi. Buna basarsan otomatik kendi kasıyor diye düşünüyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Tabii ki yanlış biliyorum, evet. Belli şeyleri açmam gerekiyor arkadaşlar karşı tarafta. Bir de bu arada ne diyebilirim? Niye bu para kasmıyor? Mesela bunu hot dog aldıktan sonra otomatikman para kasmaya başladı arkadaşlar. Çünkü neden? Buraya bir menajer atadık. Yani buraya bir işçi koyduk değil mi? Fakat oraya koymadık. Çıktığımda para kasıyor. Hadi be! Vay birden mi? Şaka yapıyorsun, terbiyesiz. Hemen abi biriktirip şuradan ve 720'ye tabii ki gördüğünüz gibi güzel bir şeyimiz oldu. Güzel bir para kasmamız gerekiyor. Şöyle bir level attıralım mı buna? Tak 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 attıralım. Hadi bakalım. Şimdi daha fazla para kasabileceğimizi düşünüyorum. Level çünkü bastıkça buna çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 daha hızlı ilerliyor. Daha hızlı para kasmamıza sebep oluyor. Ve inanılmaz para biriktirmemiz gerekiyor. Evet. Hot Dog Manager for Purchase a Manager Stand. Buradan bir şey yapmamız gerekiyor mu? Otomatik work atadık. Dostum, seninle konuşmam gereken bir şey var mı? Çünkü sen bir işçisin ve seninle bu para mevzularını konuşmadık. Bedava çalışıyorsun. Buna inanamıyorum. What? Hayır mı işletiyoruz lan burada? İnanılmaz. İnanılmaz. Size paramı vereyim. Öncelikle şu yerleri süpürün kardeş mekanda. İyice para kasmaya da başladı ha o. Güzel, tamam, 2.2k. Diğer dükkan ne kadar açıyormuşuz? 8.6k. Tabii niçin orada para kasıyorum ki? Artık burada para kasacağım. Ama oraya da ödemem gerekiyor lan bu. Tamam, ödeyeceğim sana dostum. Ödemem gereken, ödememek için bir şey mi yapmam gerekiyor? Bu arada kodlarımız varmış. Kodları alabilir miyim? Kodları alalım arkadaşlar. Var mı kod? Güzel kodlar. Bilmiyorsunuz. Yok ki. Niye kod koymuştur oraya terbiyesizler? Bu arada bu badges'lar var. Bunları da yaptıktan sonra galiba toplayabiliyoruz ama inanılmaz derecede fazla bir şey. Tabii ki bugünlük Robux harcayamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Robux'umuz yok. Ama siz onun yerine bana abone olarak desteğinizi gösterin. Ben de bir sonraki videolarda tabii ki Robux harcayacağım. Robux alacağım. Siparişini verdim. En yakın zamanda gelecek. Tabii ki para yok şu an. 2-3 güne para elime geçtikten sonra alacağım. Muazzam olacak. Evet, çabuk be oğlum. 5.5k ne kadar? Aa, otomatik kasmaya başladı bu. Yalan. Çünkü basmıştım buna. Böyle bir kere basınca bakın böyle her yere basabilirsin abi. Böyle bas yani. Bu da çarpı onları yapsak mı diye düşünüyorum ama dükkan da açmak önemli ya. Gerçekten dükkan açmak önemli. Evet. Ne kadardı? 8.6k. Çok az bir para kaldı. Buraya çok hard çalışacaksın, anladın mı? Bir oraya basacaksın, bir oraya basacaksın. Bir oraya basacaksın, bir oraya basacaksın. Yapacak bir şey yok. Para. 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 Bu oyunu Dragon Keeper'ın yapımcıları yapmış. Başarılı. Gerçekten bu tarz oyunu seviyorum. Hatta hatırlarsanız ne oynamıştık ya? Citrus diye bir oyun mu oynamıştık? Böyle kendi alanında böyle sokağında binalar yapıyordum falan filan. Polis vardı, hırsız vardı. Citrus'ti değil mi o?
Ama muazzam bir şeydi ya gerçekten. Street Simulator. Hayır, Street Simulator. Evet. Çok güzeldi. Beğenmiştim onu. O da aynı bunun tarzındaydı. Fakat orada polis molis vardı. Ah, 12 saniye. Nice. Tamam, şöyle basacaksın buna böyle. Gideceksin. Basacaksın. Basacaksın. Böyle çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yok. Bunları otomatik menajer atayamıyor muyuz mu? He? Atamamız gerekiyor çünkü. 50 mi basıyoruz? 50 mi? 50 mi? Deme. Bir tek ben mi çalışacağım? İşçi mi olacağım oğlum? Hani patron olacaktık? Evet, en ortaya gelip atayabiliyoruz. Fark ettim. İlkinde çünkü hot dog menajer atadık. Nereden? O oradaki mekandan. Hey dostum, sen kimsin? Süper Monkey. Süper Monkey! Dur burada. Evet, ne kadarmış? 15.000. Az bir şey kalmıştım. Ulan deseydiniz 15.000 olduğunu. Gerçi oradaki rakamı ben görebiliyorum. Diğerleri çünkü göremiyor. Evet, oyun safı sütleri, ekmekleri, pizzaları. Gel, gel, gel mekana gel. Burada abi iş var, burada mekan var, burada kalite var. Bak başka dükkana gitme, rezil olursun. Paranı verme, gel bana. Paranı bana ver, lezzeti yakala kardeş. Diğerleri sütte su basıyor, ben ise tamamen saf abi. Eşek sütü. What? Pardon. Eşek sütü değil. Reklamda hata. Dana sütü, manda sütü. Manda sütü pahalıdır. Evet, atadık mı? Vallahi atadık galiba. Bakalım. Ooo, nice nice nice, very nice very nice very nice, para basıyor abi şu an. Keşke diğer para birimine baksaydım. Neyse, en azından iyi para gerektiğini anladık arkadaşlar. Şimdi çok para gerekiyor ve en şu an en mantıklısı ne arkadaşlar burada biliyor musun? Mesela 3.2K basacaksın ona böyle. Bastık mı? Evet bastık. Sonra buraya geleceksin. Buna da bas abi. Bas 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 bas. Güzel güzel. Şimdi daha bak, gördünüz mü? Çadır çadır paralar. Muazzam. Gidelim o zaman. Hazır burada adamlar para kasarken ikinci dükkanında şey yapalım mı? Bu oyun inşallah bitmez. Gerçekten bitmesini istemiyorum ama her oyunda bitiyor be abi. Ne kadar koyacaksın ki dükkan? Adamın aklına gelmiyor. 100.000. Elle basmaya devam ediyoruz. Bu arada farklı şeyler var mı? Alanlar var mı? Uzaya mı gideceğiz? Artık uzayda mı işleyeceğiz? Allah. Uçurun beni bebeğim. Çuf. Lan adam çıktı. Beyler adamın teki çıktı. Adam iflas etti, dükkanı kapadı. Yazık oldu. İnşallah ben böyle bir sorun yaşamam. İflastan dolayı kapamak zorunda kaldı. Kimse almayacak mı orayı? Bütün herkes burada mı? 3, 4, 5, 6. Farklı alanlar var. Alana gelen mi oldu? Bilmiyorum ama girebilirsin. Geri geldi birisi. Oo, o da zengin. Nice. Becerikli. Ya Allah'ını seviyorsan yiğitçe ya. Oyun mu oynamıyorsun? Git oyun oyna ya. Benim yanımda adam takılıyor. Şuraya bak, 5 parası var. Sana ya, bak tükürük gördün mü? Harbiden tükürük çıktı. Neyse. 100 basmak istiyorum ama çok fazla para. Mesela buna 6.1 milyon gerekiyormuş arkadaşlar. Buna dersen de milyon artık. O zaman biz buna fazladan bir para basalım. Biz buna basalım abi. Değil mi? Evet, en mantıklı olacak. Biz çalışmaya burada devam edelim. Çünkü çok fazla para istiyor. Gerçi 100.000 para istiyordu. 100.000 de bende şu an olabilir. 45.9K'dan bahsediyoruz abi. Evet olabilir kesinlikle. Bu parayı basayım. Şuraya basayım. Para harcamayacağım şu an. Fazladan çarpı olayına getirebilirim ama şu an harcamayacağım. Çünkü çok fazla bir para gidiyor. Ben 100.000 yapıp abi buna da var ya şu an. Çarpı kaç oldu, buna da bir bakery'e el manager koyarsam muazzam para biriktiririm. Bakın gerçekten bu para işlerinde işletmeci olacaksın. Halkla ilişkiler olacak. Ben de öyle. Hem halkla ilişkiler hem de işletme uzmanıyım arkadaşlar. Uzmanıyım diyorum. Mezunuyum. Üniversiteden evet 4 senelik. Önce halkla ilişkiler okuyup sonra 4 sene işletmeyle tamamladım. Yani bu işi ben biliyorum. İşletebilirim. Kesinlikle diğerlerinden daha başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ufkumu genişletiyorum. Gerçekten. Evet. Şu an fakirim gerçi. Ama olsun. Önemli değil. Fakir olmak da güzel bir şeydir. Fakirliği tatmak gerekiyor zengin olabilmek için. Zengin olabilmek için de fakir olmak gerekiyor. Unutmayın ki her zekin önceden bir fakirdi. Hemen gidelim şuraya bir menajer atayalım. Büyüyeceğiz. Evet zengin olacağız. Buraları terk edeceğiz. Artık çalışmak yok. Sadece kiraya vereceğiz. Para kazanacağız. Niye çalışıyoruz ki? Başarmanın yarısı inanmaktır diyor arkadaşımız. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Ama her şeye de inanmak da olmuyor yani. Bereket bereket. Cenab-ı Allah bereket verecek. İşte bu. Çat 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 çat. Şimdi paraya bakın. Muazzam. Yalnız bugünlük dükkanımda tabii ki her dükkanda böyle belli bir saatte kapanıyor. Bizim de kapanış saati geldi. Fazla çalışmaya gerek yok. Bereket Allah'tan. Az çalış, aza kanaat et. Bence yeterli olur diye düşünüyorum yani. Biz de öyle düşünelim.
Gerçi şu an 48 bin dolarım var. Çok iyi para. 50 bin dolar çarparsam 5 liradan 250 bin lira. Bir tane ev alsam şu an yaklaşık olarak 1000-1250 kiraya veririm. Daha fazla çalışmam gerekiyor. Evet. Çünkü neden? Kiraya verecek ev ve iş yeri. Abdullah ne yaptı kendine? Abdullah Allah cezanı vermesin. Karpuzdan sonra kendini bunu mu atadın? Neyse. Fazla yorum yapmaya gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoya like atın. Kanalımıza abone olun ve kesinlikle zil açın. Çünkü çekilişlerden haberdar değilsiniz. Her gün belki 250-500 liralık çekiliş yapıyoruz. Sen bilmiyorsun. Hemen gel. Tamam, bekliyoruz seni. Al asmalık.